Bunları babacığım, kahve, afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Vay Şevket, nereden çıktın, nasılsın lan? Hoş geldin Şevket, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abu. Merhaba Nuri Baba. Merhaba. Şişt, Ali Kemal, kim bu adam? Leyla ablacığım, bu Şevket. Yıllar önce kuyumcu soymuştu, hapse girdi, hiç bulaşma, dokunmadı. Kes, otur adamları. Bana bak, sen hapiste değil miydin lan? Ne zaman hapisten mi kaçtın lan yoksa? Saçmalama be Sinan, ne kaçması? Bitti cezam, bir hafta önce çıktım. Bir iftira yüzünden yıllarca hapiste kaldım. Ya bir hafta önce çıktın da niçin arkadaşların ziyarete gelmesi? Susak! Susak, susak! Ha bak görür musun? Kuş bile bilir senin de kadar susak olduğunu. Hakikaten mi? Bu nereden çıktı bu kuş? Bu kuş, kader arkadaşım o benim. Adı Çapkın. Uzun yıllar onunla yaklaştım ben hapishanede. Vay be Şevket, benim durumum da senden farklı değil ha. Ben de bu durakta yıllardır Osman Aga ile dertleşiyorum. Yani Osman Aga'nın zeka ile senin papağanın zeka aynı seviyede. Şimdi sen bana mı söyledin bunu be? Vallahi yalattırırım Şaman'ı ha. Eze be eze. Dalaşmayın çocuklar. Ben buraya sizi davet etmeye geldim. Eski dostlar. Akşamleyin bir meyhaneye gidip kafaları çekelim mi? Tabii olabilir de. Masraflar yani hesaplar. Merak etme benden. Olmaz mı? Gayet güzel olur. Gelip akşam beni evden alırsınız. Tamam. Hayırlı işler. Eyvallah. Ya oğlum, siz deli misiniz lan? Niye takılıyorsunuz bu Şevket denilen namussuzla? Başka adam mı bulamadınız? Bunun ne kadar tehlikeli biri olduğunu bilmiyor musunuz? Aa, niye öyle söylüyorsun Nuri kardeşim? Bu çok iyi bir çocuktur. Bir iftira attılar buna. Ondan bile öyle bunca sene yattı içeride. Bir iftira attılar ha? Osman, koskoca bir kuyumcuyu soydu bu namussuz. Milyonluk hırsızlık yaptı. Madem o kadar mücevheri soydun, nerede mücevherler? Polis niye bulamadı Nuri Baba? He? Polis mücevherleri bulamadı diye Şevket suçsuz mu sayılıyor yani? Kim bilir, belki de hapse girmeden evvel o çaldığı mücevherleri bir yere gömdü. He Nuri Babacığım, doğru söylüyorsun Osman Babacığım. Nuri Babacığım haklı. Mahalleli değil ki bu Şevket kuyumcudan çaldı mücevherleri, kömdü. Hapisten çıkınca çıkaracak değiller. Hadi oradan susak. Mahallenin ağzı torba mıdır ki bile bağlayasın da büzesin? İftira attılar bu çocuğa. Bu çocuk çok iyi bir çocuktur, çok namusludur. Ayrıca bonkördür yani. Evet, Şevket çok iyi bir insandır. Ben Osman Aga'ya katılıyorum. Gayet namusludur, dürüsttür, ahlaklıdır, delikanlıdır, efendidir. Bonkördür, tıpkı benim gibi bir insandır yani. Tıpkı senin gibiyse zaten uzak durmak lazım bu adamdan. Çok iyi söyledin Nuri amca. Alo. Ne diyorsun? Kuşçu Şevket hapisten mi çıkmış? Ne zaman çıkmış peki? Ya. Demek bir hafta önce çıktı ha? Eski evinde mi kalıyor bu çakal? Arazi olmadığına göre mücevherleri sakladığı zuladan çıkarmamıştı. Mücevherleri çıkarmadan ben şunun bensesine bineyim. Hadi eyvallah. Hadi Sinan kalk. Biz de kuşçu Şevket'i alalım da alemlere akalım. Alemci Osman Aga, hadi bağalım, alemlere akalım. Hadi bağalım. Hadi bağalım. Yahu çocuklar beni dinleyin. Gelin bu soyguncu Şevket'ten uzak durun. Başınıza bela açacak ha. Ne soyguncusu be Nuri kardeşlik? Şevket soyguncu olsaydı hapisten çıkar çıkmaz mücevherleri alıp kaçardı. Evinde oturur muydu be? Hadi bağalım. Alemler, hadi bağalım. Babacığım tatil. Babacığım deniz, babacığım güneş. Biraz daha sıkacağız dişimizi Çapkın. Polisin bizi gözetlemediğine inandığımız andan itibaren mücevherleri gömdüğüm yerden çıkaracağız. Sonra ver elini havai. Havai babacığım, havai, havai babacığım. Sinanlı Osman da geldi. Akşam alemlere akacağız. Sen mi? Ne oldu kuşçu? Beni gördüğüne pek sevinmedi. Başkasını mı bekliyor? Yok. Arkadaşlar gelecekti. Dışarı çıkacaktı.
Çıkarsınız koçum, çıkarsınız. Sen artık özgür bir adamsın. İstediğin yere gidebilirsin. Ne oğlum? Arkadaşın içeriye buyur etmiyor musun? Buyur. Ne yaptın kuşçu? Çıkardın mı mücevherleri? Ne mücevherler be? Bir mücevherdir tutturmuş gidiyorsunuz. Mücevher falan yok. Uydurma bunlar. Sen beni salak mı sandın lan? Bak bakalım salak mıymış? He? 2 yıl birlikte hapis yattık. Kaç gece mücevher mücevher diye sayıkladın. Öt ulan. Nereye gömdün mücevherleri? Öt lan. Eğer ötmezsen var ya bu jarjuru miden indiririm. Öt lan. Kadir, Kadir. Tamam, tamam. Tamam, birlikte çıkaracağız mücevherleri. Sakin ol. Ha şöyle. Adam ol bakalım. Aferin. Ama şimdi olmaz. Niye şimdi olmaz? Polisler her yerde beni izliyor. Biraz daha beklememiz lazım. Madem polis seni gözetliyor, bana mücevherleri gömdüğün yeri söylersin. Ben de gider kendim çıkartırım. Sana nasıl güveneceğim ben? Başka çaren var mı koçum? Ha? Tamam. Yalnız %20'den fazla pay ver ben. Yok öyle yağma. 50-50. Çay ister misin Selim Bey? Bırak şimdi çayı. Sen bana mücevherleri gömdüğün yeri söyle yer kadar. Ya! Yandım anam! Yandım anam! Tamam senin! Varacağım! Yakacağım lan seni benden! Ben de yakacağım! Şerefsiz! Abi o ne öyle lan? Bu tabanca sesi miydi be Sinan? Vallahi herhalde öyle Osman Aga. Bana bak, bizim gariban Şevket bunalıma girdi, kendini öldürdü, intihar etti herhalde. Herhalde, yazık be. Herkes de ona soyguncu soyguncu dedi, adam da kururuna yediremedi. Kafasına sıktı kurşunu herhalde. Herhalde. Şevket. Şevket. Açsana lan kapıyı Şevket. Şevket, açsana kapıyı Şevket. Sinan be, biz deli miyiz? Herif kendini öldürdüyse nasıl kapıyı açacak? Vallahi doğru diyorsun. Ben şaşkınlıktan ne yaptım bilmiyorum ki Osman Aga. En iyisi kapıyı kıralım. Tamam. Ben 1-2-3 diye sayacağım. Sen kapıyı kıracaksın. Tamam mı? Hadi bakalım, öyle olsun. Hazır mısın? 1-2-3. Babacığım. Abi Şevket, ne oldu sana? Ne yaptın kendini Şevket? Çakal senin vurdu beni. Nerede be? Kaçtı. İyi o zaman, ben gidip yakalayayım hadi. Dur Osman Aga, nereye gidiyorsun ya? Adam yaralı, bak kan kaybediyor. Hastaneye çıktırmamız lazım, hadi. Çapkınımı verin bana. Çapkınımı. Ha, kuş. Kuşumu verin. Al Şevket'in kuşunu Osman Aga. Efendim Osman. Nuri kardeşler, sorma, mahvolduk. Ne oldu Osman? Ne olmuş, kötü bir şey olmamış inşallah. Nuri kardeşler, vurdular kızını. Allah seni inandırsın. Böyle kan aktı, böyle. Yani aynen böyle su borusu gibi yani. Kimi vurdular oğlum? Sinan'ı mı vurdular yoksa? İnşallah Sinan abi değildir. Yok kardeşler, Sinan değil. Sinan domuz gibi. Bilirsin kötülere bir şey olmaz. Sinan değilmiş. Kuşçu Şevket'i vurdular kardeşlik. Kuşçu Şevket'i mi vurdular? Kim vurdu peki? Vallahi kim vurduya gitti kardeşlik. Galiba Selim diye biri vurmuş. Biz de aldık, hastaneye getirdik. Durumu nasıl? Bilmem, acile aldılar. Sonra ben seni arayacağım kardeşlik. Tamam, bir şey olursa beni ara oğlum. Hadi kolay gelsin. Allah Allah, görüyor musunuz olayı? Kim vurmuş Şevket'i Nuri amca? Kim bilir kim yavrum, Selim diye biri. Kim bilir kim Nuri babacığım, yazık oldu Şevket'e de. Ben söyledim ya, bu Şevket iki adam değildir dedim, buyurun işte. İnşallah durumu ciddi değildir. Sinan, ifade verdin mi? Verdim, ifadeyi verdim polise. Şevket'in anlattıklarını aynen anlattım. Dedim ki Şevket'i Selim diye biri vurmuş dedim. Artık Selim'i nasıl bulacaklarsa. Nerede canım? Sarı çizmeli Selim ağa. Abi. Doktor civanım. Hastamız nasıl? Hastamız çok kan kaybetmiş. Biz elimizden geleni yaptık. Aha. Ama maalesef hiç umut yok. Hadi canım.
Vah vah. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Hastasıyla görüşmek istiyor. Öyle mi? Hasta biz mi? Hadi dur. Bak doktorun söylediklerini sakın Şevket'e söyleme. Adam moralman yıkılır, bozulur ya. Tamam hadi. Şevket. Şevket. Çok iyisin maşallah. Vallahi iyisin. Kurtarmışım paçayı. İyisin. Türk gibisin. Baksana Osman Aga'ya. Senden benden sağlam. Koç gibi koç. Bir de susak. Sarsmasana adamı. Doktor ne dedi? Çok kaybetmiş. Hiç umut yok. Demedi mi? Osman Aga ne yapıyorsun ya? Hani çaktırmayacaktık? İyi ki çaktırmadın yani. Tövbe vallahi. Ben her şeyin farkındayım arkadaşlar. Ölüyorum. Sizler yakın arkadaşlarımsınız. Sizler yakın arkadaşlarımsınız. Eski dostlarım size şeyi bırakıyorum. Neyi bırakıyorsun? Evini mi? Yok. Şeyi bırakıyorum. Arabanı mı? Yok size. Neyi? Kuşumu bırakıyorum. Kuşunu mu? Kuşunu ne? Kuşu. Evet. Çapkın babacığım, çapkın. Çapkın size emanet. Babacığım. Ebu gitti. Allah taksiyatı. Hemşire. Hadi al kuşunu da Şevket'in gidelim. Hemşire. Babacığım merhaba. Sus asabın bozuk zaten. Vallahi billahi senin o tüylerini böyle tek tek yolarım ha. Canavar. Sinan ben bu kuşu sana versem ha. Saçmalama Osman Aga ya. Ben papağan filan istemem. Ne yapayım papağanı? Evde benim zaten yeterince geveze bir kayganam var. Geveze kaynana. Hadi yürüyün. Ay canım merhabana be susak kuş. Ulan Şevket. Biz bugüne kadar senin her zor gününde yardımına koştuk. Sen bize bıraka bu geveze kuşu bıraktın. Mücevherleri bıraksaydı ya. Mücevher gömülü. Toprağa gömülü. Dur bakayım. Benim duydum sen de duydun mu? Evet. Mücevherler dedi. Gömülü dedi. Abo. Şevket için şey demiyorlar mıydı ya? Mücevherleri çaldıktan sonra gömdü demiyorlar mıydı? Şevket bu kuş için ne demişti? Hatırladın mı Sinancık? Ne demişti? Susak! Ya bak görür müsün? Kuş bilir senin dedikten susak olduğunu. Hakikaten mi? Bu nereden çıktı bu kuş? Bu kuş. Kader arkadaşım o benim. Adı Çapkın. Uzun yıllar onunla dertleştim ben hapishaneye. Abo! Demek ki Şevket hapiste hep bu kuşla dertleşti. Demek ki her şeyi anlatmıştır buna. Demek ki mücevheri de anlatmıştır. Mücevherin gömülü olduğu yerde anlatmıştır. Söyle bakalım. Bu Şevket mücevherleri gömdü mü? Konuş. Gömülü mücevherler gömülü. Gömülü mücevherler. Peki söyle bakalım o zaman. Şevket mücevherleri nereye gömdü? Akasya! Abi, akasya diyor bu Osman'a da yoksa bizim durağı mı diyor? Tabii ya, Şevket aslında bizi ziyarete gelmedi ki. Akasya durağına gömdüğü mücevheri geri almak için geldi. Bak, Çapkın, Şevket mücevherleri akasya durağına mı gömdü Çapkın? Konuş! Akasya! Osman Aga, vallahi Şevket mücevherleri akasya durağına gömmüş. Zengin olduk, zengin Osman Aga. Şevket resmen bize bir hazine haritası bırakmış ya. Evet. O zaman Sinan, hemen gidelim bizim durağın bahçesini kazalım. Oldu Osman Aga. Nuri Baba da hemen mücevherleri elimizden alsın, polise teslim etsin olur mu? Olmaz öyle şey. Şimdi biz eve gidelim, kazma kürek tedarik edelim. Akşam duraktan herkes gidince biz gideriz, kazarız durağı, mücevherleri alırız. Ama bunu kimseye söylemek yok, tamam mı? Yok. Söz mü? Söz. Sinan söz. Bu biraz düşündürücü. Hadi tamam. Mücevher mi? Şevket çaldı mücevherleri durağın bahçesine mi gömmüş? Şevket ölmeden önce papağanını illa bize vermek istedi. Ulan dedik bu adam deli mi? Kuşunu niye bize veriyor? Meğerse hikmet kuştaymış. Kuş resmen canlı bir hazine haritasıymış. Yaşasın desene zengin olduk. Zengin olduk. Kız bak kuş bile söylüyor zengin olduk. Beni hiç alakadar etmiyor anne. Dışarıda elin kadınlarıyla fingir deyip yanağımda ruj iziyle eve giren kart zamparanın 5 kuruş parasını istemem ben. Bana bak aslan damadıma iftira etme. Karşında beni bulursun. Beni de. Parayı görünce birdenbire 180 derece fırıldak gibi dönüverdin anne. Sen de fırıldak oldun.
fırıldak, fırıldak. Papağan 3 dakikada çözdü anneanneme. Ama ben eskiden senin yanındaydım baba. Hadi lan eşeğe spasi. Aslan damadım, bakma sen bu salak kızıma. Ne zaman gidiyoruz bu cevherleri çıkarmaya? Akşam Osman Aga'yla beraber gideceğiz, durağı kazacağız. Yalnız bana bakın, bana bir kazma lazım. Evde kazma var mı? Tabii kayganamdan başka. Bayılıyorum senin şu şakalarına damat. Kazma kaynana, kazma kaynana. Eze be, eze. Yani Osman'ım akıl var, mantık var. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Hiç ufacık bir kuşun lafına dediğine inanılır mı? İnanılmaz mı? Ya tabii ki inanılmaz babacığım. Bir de Avrupalıyım diye ortalıklarda dolanıyorsun ya. Bir hayvanın dediğiyle mi hareket edeceksin? Nasıl hareket edeceğim? Yani Osman'ım ben her zaman için bu gibi durumlarda bilimsel metotlardan yanayım. Nasıl bilimsel metot yani? Yani şöyle ki gideriz bir medyuma, suya baktırırız. Mücevherlerin nerede olduğunu şıp diye buluruz. Ay senin aklına tüpüreyim ben sana ya. Hiç medyumla medyumla olur mu bu iş? Bu adam bu kuşla beraber yıllarca mapushanede beraber yapmışlar. Buna yerini öğretmiş bu mücevherleri. Adam onun için bize bıraktı bu kuşu ya. Yerini bulalım mücevherleri diye. Kuş nerede baba? Sinan amcanızın evinde. Ne? Sen burada böyle kuzu kuzu otururken o kuşu üçkağıtçı Sinan'a mı emanet ettin? Hiç yani. Yani Osman, şimdi o Sinan var ya, almıştır mücevherleri yerinden çıkartmıştır, kaçmıştır çoktan. O zaman ben de hemen kazmak güne kalayım. Gideyim durağa, oraları kazıp mücevherleri bulayım. Çabuk çabuk. Sakın ha. Mücevherlerden kimseye bahsetmeyeceksiniz. Anladınız mı? Bahsetmeyiz baba. Yok, bahsetmeyiz baba. Aferin. Safiye, bunlar senden daha akıllı. Ya toprağın buzarlarda bir problem var ama anlayamadım. Hadi be sen de ya. Trenimin iyi akşamlar Akasya'da ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Abi başınız sağ olsun, çok üzüldük arkadaşınıza ya. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kuşçu Şevket'in papağanı mı? Evet, evet. Kuşçu Şevket ölürken sağ olsun bize miras olarak kuşunu bıraktı. Bu papağanı bıraktı, çapkını bıraktı. Gömdü, Akasya gömdü, gömdü. Çok geveze bir kuş tabii bu. Doğru. Yalnız işte böyle ne dediğini bilmiyor, konuşuyor, var ayva konuşuyor işte. Seyit, bu akşam sen nöbetçisin değil mi çocuğum? He Hakan. O zaman sen eve gidebilirsin yani. Ben senin yerine nöbete dururum. Şimdi Safiye yengenle biz biraz takas ettik, kavga ettik. Beni evden kovdu. Yani sen bu sefer ben tutayım, yarın da sen benimkini tutarsın ha? Tamam Hakan, ayıp ediysen. Mert, olmasın sana dert. Ben kalacağım Osman Aga'yla, sen de evine git. He? İyi. Tamam gideriz, şu tavlayı bitirelim. Ya sabahtan beri oynuyorsunuz işte ya. Tamam o zaman, hadi Mert sen şu ocağı topla, ben de şu ortalığı... Tamam, onu da bir şey yaparız, yıkarız yani. Ben bir şey yaparım, merak etme, ben hepsini yaparım. Babam hesapları kapattı da onları bir halledeyim ben. Yok yok, onları da biz yaparız. Tamam tamam, bir şey yaparız, hesabı biz kapatırız. Hadi siz gidin, hadi hadi. İyi gidelim akşamlar. Yani? Hadi, 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 hadi. Allah Allah. Hadi. İyi akşamlar. Estağfurullah lan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gidin 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 gidin. Gittiler. Kimseye söylemedin değil mi? Yok, söylemedim. Sen söyledin mi? Söyler miymiş ben? Şimdi Osman Aga, acaba bizim Şevket nereye gömmüştür? Sence nereye gömmüş olabilir? Sence nereye gömmüştür? Bence nereye gömmüştür? Ben olsam nereye gömerim? Nereye gömerim? Nereye? Bu tarafa gömmüştür. İyi, o zaman biz bu tarafa kazacağız. Niye? Şimdiye kadar sen paralarını sakladığın zaman kaynanan hep bulmaz mı be? Hı. Demek ki sen hep yanlış yere saklarsın. O zaman burayı kazacağız. Doğru. Abu. Doğru. Abu. Doğru diyor. Al kuşla gidelim. Koş koş. Ulan çap. Böyle ne çaplar? Gerçekten çok merak ediyorum ya, babamlar mücevherleri bulabilecekler mi? Ay vallahi doğru söylersin kızcığım, ben de çok merak içindeyim. Senin bu baban var ya Osman, çok saftır. O üçkağıtçı Sinan mücevherleri alıp kaçmış olmasın sakın.
Çok doğru söylüyorsun. Bizim durağa gidip bir olaya el koymamız şart. Doğru söylersin. O zaman sen bizim paltolarımızı getir de çocukları Hacı Enine'ye bırakalım giderken ha? Hadi. Tamam. Hadi. Sude Naz, Hüseyin Naz. Hacer teyzeye mücevherlerden bahsetmek yok. Tamam mı ablacığım? Tamam abla. Ay, ağzımızda da dinlikti. Annelerine çekmişler. Yerin benzeri yerin maşallah size. Hadi. Kim geldi ki bu saatte? Hayrola? Boşnak böreği sarmıştım, bir tepsi de size getirdim afiyetle yersiniz diye. Değil siz bir yere mi gidersiniz? Hacer teyzeye gidiyorduk. Yani Hacer teyze birazcık rahatsızlanmıştı Narin'im. Ben de gireyim de bir tane çorba yapayım dedim. Teyze ben de seni akıllı sanırdım. Yani hasta kadının yanında ne işi vardır şuncacık çocukların? Siz gidin ben bakarım onlara. İyi olur tamam. O zaman böreği biz alalım sen çocuklara bak. Biz yarım saate kadar döneriz. Ay ben bakarım onlara gözünüz arkada kalmasın sizin. Hadi gidin gidin. Hadi aferin size. Gidin gidin. Ay biz şimdi bebekle mi oynayacağız? O bebekleri sevmiyorum ben. Çirkin onlar. Aa hiç çirkin olur mu? Ne kadar güzel bebekler. Babam mücevherleri bulunca bize konuşan bebek olacak. Ne mücevheriymiş o? Sen mücevherleri bilmiyor musun? Bilmiyorum. Anlatın bakalım. Sinan, nerede çıktı bunlar be? Vallahi bilmiyorum Osman Aga. Herhalde geçiyorlardı, tesadüfen uğradılar. Öyle mi oldu Gülübek? Mücevherleri buldunuz mu? Susa, ağzını sıkı tutamadın mı? Ağzında bakla ıslanmaz. Herkeslere söylemişim. Ya Osman Aga kusura bakma, vallahi boş bulundum, ağzımdan kaçıverdi. Ya mücevherleri bulduysanız benim payım verin. Gideceğim, birazdan en sevdiğim dizi başlayacağım. Ne diyorsun lan sen? Eşeğe sıpası, ne payıymış? Sen nereden çıktı? Gülübek, bunun ne işi var burada ya? Ha ne işi var? Ay vallahi ben getirmedim Sinan, Can takmış peşine. Can sen mi çağırdın? Ya ne alakası var anne ya? Mücevherlerin kokusunu aldı ya, ondan gelmiş herhalde. Aşk olsun kanka ya. Siz benim ikinci ailem sayılırsınız. Hatta bu mücevher olayı olduğundan beri birinci ailemsiniz. Kendi ailemi sildim defterden gitti. Şeytan şapala, yalattırırım sana ya. Hadi paymayın yoksa hadi yürü yürü. İyi tamam. Ben eve gideyim o zaman. Bizim evin yolu karakolun önünden geçiyor. Ben de polis amcaları uğrar, bir çaylarını içelim. Sohbet ederiz. Gel lan buraya gel, tamam vereceğim payını. Aslan babacığım. İyi akşamlar. Ay size börek getirdim, mücevherleri buldunuz mu? Osman Ali, senin ağzın da pek sıkıymış ha. Eze be eze. Ya Mert, sen deli misin evladım ya? Sen Sinan'ı tanımaz mısın? Hiç Sinan'a durak emanet edilir mi ya? Sen onun huyunu bilmez misin? Gecenin bir saatinde aklına eser bir pavyona gider. Ondan sonra kodunsa bul durağı yerinde. Doğru söylüyorsun baba da, ne bileyim çok ısrar etti. Döneyim istiyorsan. Yok yok. Sen otur yemeğini ye, ben bir aralık gider bir bakarım durağa. Pastırmalı kuru fasulye yaptım. Soğutmadan ye. Allah! Baba sen böyle sevdiğim yemekleri yaparsan ben nasıl evlenirim? Nasıl bırakıp giderim seni? Deli miyim baba ben? Bana bak eşek sıpası. Numara yapma. Çapkınlıktan vazgeçemem demiyor da. Ne yaparsan yap bir kız bul kendine, evlen. Artık yaşım geçti, torunumu kucağıma alıp sevmek istiyorum lan. Baba sana torundan çok ne var ya? Bak Seyit'in kızı Zehra var, Ali Kemal'in oğlu Şenol var, Sude Naz var, Buse Naz var, Can var. Oo sürüsüne bereket. Hadi hadi hadi. Allah Allah. Ya dikkat etsene adam, ayağımı atıyorsun ya. Allah Allah bak yine attı ya. İyi akşamlar. Hayırdır, Cinama mı izliyorsunuz? Kolay gelsin. Ay iyi akşamlar Ali Kemal. Narin. Nereden çıktı bunlar be? Safiye, ağzını tutamadın değil mi? Bunlara da sülabı. Yuhu. Madem piste müşerferlere sanırsam %20 orta haus, ben de kazmaya yardım edeyim değil mi? Ağza bak ağza. Anan güzel mi senin? Nerede ortak mısın? Payman yok sana hadi. Öyle misin abicim? Madem öyle sağ 3 haneli sayıyı söyleyeyim bakalım sağ ne ifade edecek? 155. Ha bu polis. Tamam lan tamam. Sen de ortaksın ama %20 vermem, %5 veririm tamam mı? Narin sen kadın kısmına git. Hadi geç bakalım hadi.
Şuraya bak, kim bilir kaç saattir kazıyorsunuz, bir şey bulamamışsınız. Şimdi ben bu kazmayla iki tane vuracağım, mücevheri bulacağım. Ne yaptın lan? Pişkiye gibi oldu, ne yaptın oğlum? Abo, Nuri Baba geliyor, yandık, yandık. Merhaba baba. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Üstüne be. Sorma kardeşlik. Bu Susak Ali Kemal orayı kazarken iskemin borusunu patlattı yani. Niye kazıyorsunuz ki? Niçin kaldık ya? Bir şeyden kazarız baba. Ağaçlandırma yapıyor. Biz de yardıma geldik. Çiçek ekerlermiş, çiçek ekerlermiş. Ulan dalga mı geçiyorsunuz? Ağaç için bu kadar geniş kazmaya ne lüzum var ya? Nuri kardeşlik. Biz burada hanımlarla lafa dalmışızdık. Bu susak bile genişletmiş. Ne düvenin peşindesiniz siz bakayım ha? Ne yapıyorsunuz çabuk söyleyin. Söyledik ya baba. Biz şey yapıyoruz yani, durağımızı ağaçlandırıyoruz. Ağaç yeşil olsun istedik yani. Tabii anlıyorum. Hemen tamirciyi çağırın, bunu tamir ettiniz. Ve de parasını sizden alacağım. Ona göre. Hanımlar eve hemen. Ay tamam Nuri baba. Hadi bakalım çapkın. Baban sana en güzel ithal yemlerden aldı. Hadi ye bakalım. Osman babacığım. Osman babacığım diyen o kara dillerini yesinler seni. Hadi söyle bakalım. Şevket o mücevherleri nereye sakladı ha? Bu soruya cevap vermiyor Osman babacığım. Konuşmuyor. O zaman A planı tutmadı. Demek ki B planına geçeceğiz. B planı nedir be? B planı şudur. Bak... Çapkın, senin için burada elimde hazır ne var? Bak, fıstık gibi bir dişi. Eğer mücevherlerin yerini söylersen bu dişiyi sana yapacağım, tamam mı? Bak, taş gibi taş. Taş gibi taş, taş gibi taş. Mücevherler. Mücevherler işte. Mücevherler nereye durdu ha? Akasya, akasya. Ne akasya deme. Hadi orada. Akasya duranın her yerini kazdık. Hiç bir ağaç çıkmadı orada. Ağaç, akasya, ağaç. Ağaç akasya mı? Ya Osman Aga, bu ağaç akasya derken akasya ağacını kastediyor. Biz akasya durağı anladık. Bana bak çapkın, nerede bu akasya ağacı? Park, park, çocuk park. Çocuk park. Hani okulun oraya bir park var ya, çocuk parkı. Ha oraya akasya ağacı da vardır, orayı değil. Osman Aga, çapkın bize resmen açık adresi verdi. Ne duruyoruz? Haydi kasana. Haydi kasana. Hadi be oğlum. Selim, abi sen ne yaptın ya? Niye vurdun kurşuyu? İsteyerek mi yaptım sanki? Üstüme çay döktü. Aklınca o arbacada elimdeki silahı kapacak. Boğuşurken silah birden ateş aldı. Pis pisine gitti yani. Mücevherlerin yerini de öğrenemedim zaten. Peki papağan? Papağan orada değil miydi? Niye almadın papağanı? Dalga mı geçiyorsun sen bende? Ne yapacağım ben papağanı? O papağan var ya, hazinenin gömüldüğü yeri ezbere biliyor. Hadi orada. Abi yemin ederim sana ya. Kaç yıl o papağanla aynı hücrede yaşadılar. Mücevherlerin gömülü olduğu yeri de ezbere biliyor o papağan. Kafa mı buluyorsun sen benimle? Abi yemin ederim Taner söyledi ya. Hapiste kurşuyla onlar çok yakındılar, hatırlarsın. Papağana mücevherleri gömdüğü yeri ezberletmiş adam. İyi o zaman. Yürü. Şevket'in evine gidiyoruz papağanı almaya. Telefon. Nuri kardeşlik arar. Nerede kaldınız diye soracak. Ne cevap vereceğim ben şimdi buna? Çok hastayım de, yataktan çıkamıyorum de Osman Aga. Bugün durağa gelmeyeceğim de. Ben senin gibi karaktersiz değilim, tamam mı? Ben söyleyemem. Al sen söyle. Efendim Nuri Baba. Sinan neredesiniz oğlum siz? Sen yoksun, Osman yok, Ali Kemal yok. Ne çeviriyorsunuz? Neredesiniz? Baba üçümüz de çok hastalanmışız. Evet hastayız yani. Hepsi. Duyuyor musun baba? Dün durağın şeyinde, bahçesinde ıslandık ya. Herhalde o yüzden grip olduk baba. Hepsi. İşte böyle baba. Oğlum madem hastasınız evinizde olmanız lazım. Neredesiniz? Biz neredeyiz? Biz şeydeyiz baba. Hastanedeyiz. Hastanede bir doktora görünelim dedik baba. Hepsi. Duyuyorsun değil mi baba? İşte böyle. Tamam peki. Geçmiş olsun. Bir şey olursa arayın beni hadi. Tamam baba ama bir saate kadar hiçbir ihtiyacımız kalmayacak. Hepsi. Hepsi. Hoşçakal baba. Nasıl ama? Kazden kas. Hastayız diyor ama hiç inandırıcı gelmedi bana. Dur bakalım, var bir dümen de.
Birkaç gün içinde öğreniriz. Ayrılma birader. Sağ ol kardeşim. Niye kızıyorsunuz? Ben yetkili değilim. Arkadaş yetkili. Hadi Sinan cevap ver arkadaşa. Biz belediye işçisiyiz. Belediyemiz buraya yeni çocuk parkına oyuncaklar dikecek. O yüzden biz de çukur açıyoruz kardeşim. Öyle mi? Kolay gelsin. Eyvallah. Kardeşim eyvallah. Hadi bari. Sinan, yalan söyleme konusunda Safiye'den başka kimseyi tanımaz idim ama sen onu bile sulu götürürsün, susuz getirirsin yani. Ne yapayım Osman Aga? Yalan söylemeyeyim de yakalanalım mı? O da var ya. Hadi hadi kazın kazın. Kavuşalım mücevherler hadi. Kazdan sen de Ali Kefal. Ay ne yaptım acım. Babamlar geldi. Ay mücevherleri bulmuşlardır inşallah. İnşallah. Buyurun kardeş. Taksici Osman Bey'in evi burası mı? Niye sormuştunuz? Kendisiyle konuşmamız gereken bir mesele var da. Evde mi acaba? Osman'ım evde değil. Daha sonra gelin isterseniz. Biz bir papağan arıyoruz. Kuşçu Şevket'in papağanı. Gördünüz mü hiç? Yok, görmedik. Biz papağan falan görmedik. Burada yok öyle bir şey. Gerçekten de hiç görmedik biz. Emin misiniz? Evet. Allah! Mücevherleri buldum. Bağırmayın ya, biraz sakin olun. Milleti başımıza mı toplayacaksınız? O da var ya. Aç şunu, aç bakalım. Osman Aga, aç. Sakin olduk, sakin olduk. Ben hemen Gülbin'i arayıp haber vereyim. Adamlar bütün gitmediler. Allah Allah. Alo, efendim Sinancığım. Gülbin, müjdemi isterim. Sakin olduk Gülbin, sakin olduk. Safiş bulmuşlar o şeyleri. Öyle mi? Güzel güzel. Osman'ım evde yok. Hadi iyi günler. Dur bakalım. Eve gelen misafir böyle mi ağzını? Geç mi geç 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 geç. Ay tamam. Ne oldu orada ya? Ne oldu be? Ver bakayım şunu. Alo. Buldunuz mu mücevherleri? Sen kimsin kardeşim? Ne işin var evde ya? Siz gelince tanışırız. Eğer mücevherleri getirmezseniz karılarınızı öldürürüz. Öldürecek misiniz? Ne oldu diyorum? Adamın bir tanesi diyor ki mücevherleri getirmezseniz hepinizi öldüreceğiz. Ailenizi, karınızı, çocuklarınızı öldüreceğiz diyor Osman Aga. Kimi rehin almışlar daha? Polise haber verirsen fena olur. Osman'ın evindeyiz. Mücevherleri getirirseniz kimsenin burnu kanamaz. Yarım saat içinde de burada olmazsanız ilk rehineyi öldürürüz. Kapattı. Diyor ki Osman'ın evindeyiz diyor. Bütün karılarınızı, çocuklarınızı rehin aldık diyor. Eğer yarım saate kadar o mücevherleri getirmezseniz ilk rehineyi öldüreceğiz diyor. Oy inşallah ilk rehine nalim değildir daha. Bir dakika bir dakika ben Nuri kardeşliği arayacağım. Polise haber vermeyin dedi ama. Tamam. Efendim Osman. Nuri kardeşlik silahlı teröristler kadınları çocukları rehin almışlar bizim evde. Anlamadım. Kim almış karılarınızı, çocuklarınızı rehin ya? Bilmem kardeşlik. Eli silahlı zorbalar. Mücevherleri geri getir. Polisi de karıştırmayın işin içine derler. Ne diyorsun Osman? Sen ne mücevheri be? Ya kuşçu Şevket'in mücevherleri. Biz o mücevherleri bulduk. Mücevherleri buldunuz mu? Onun için etrafı kazıp duruyordunuz. Tamam be. Sohbeti sırası değil. Bize yardım et. Çoluğumuza çocuğumuza zarar vermesinler. Tamam Osman sen hemen eve git. Biz de hemen geliyoruz. Tamam kardeşim. Hadi gelin hadi. Beş dakika içinde gelmezlerse içinizden birisini vuracağım. Gönüllü olanınız var mı? Madem öyle, ben de tekerlemeyle seçerim. He? Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydum.
duma dum. Dum dum. Osman'ın karısı. İlk talihimiz sensin. Duanı etmeyecek. 5 dakika sonra öteki tarafa gidiyorsun. Allah'ım yarabbim. Al Osman'ı. Yedim Pervan'ım. Gel beni kurtar bunlardan. Söylediklerimi iyice anladınız değil mi arkadaşlar? Anladık komutanım, anladık. Yani çantayı vereceğiz, geleceğiz. Aynen, gerisine karışmayın. Ve sakın kahramanlık yapayım demeyin. Tamam enişte, yapmayız. Şimdi mücevher çantasını götürüp teslim edin. Tamam arkadaşlar. Gitmek var, dönmek yok. Yapınız, aklınızı helal ediniz ya. Vallahi nur içinde yat Osman'a verildi. Ya saçmalama oğlum ya, Allah Allah. Osman korkulacak bir şey yok be oğlum. Bak üstünde aslan gibi çelik yelek var. Ya aldım da. O kadar olacak hadi. Hadi. Evet, 5 dakikamız doldu. İlk talihimizi alalım. Ay ne olur kurbanız olayım, beni vurmayın. Ben daha çok gencim. Daha çok yaşamak isterim. Hem beni niye vuruyorsunuz canım? Şanzıment Hanım'ı vurun. Aa, o yeteri kadar yaşamış. Varlığı boşuna oksijen kaybı. Aa, delinin zoruna bak be. Beni niye öldürüyorlar? Kura sana çıktı. Babamlar geldi. Kes sesinizi. Ha şöyle tamam, kapıya bak. Çabuk, dikkatli ol. Çek şu tabancayı, susak. Biz söz verdiğimiz gibi mücevherleri getirdik işte. İyi, çantayı ver o zaman. Bir dakika, bir dakika olmaz. Önce kadınları serbest bırakın, ondan sonra mücevherler. Mücevherlere bakacağım. Tamam, hadi bakalım. İçerisiz, hadi. Çabuk, 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 çabuk. Hadi, hadi. Çıkın, çıkın. Çıkın, çıkın. Çıkın, çıkın. Sizin istediğiniz oldu. Şimdi verin çantayı. Buyurun. Bir dakika olmaz. Vermem ben bu çantayı. Ne yaparsın be Sinan, kendimizi mi öldürttüreceksin ya? Osman Aga ya, bu çantanın içindeki mücevherlerin kaç para olduğundan haberin var mı ya? Bunlar o kadar kıymetli ki ya. Verin çantayı, yoksa sıkarım bir taraflarınıza. Sinan, adamlar delirdi. Ver çantayı, ver çantayı. Bir dakika ya, bir dakika. Sakin olun, istediğiniz mücevher çantası olsun. Ben o çantayı hemen vereceğim size. Niye kızıyorsunuz? Gel. Al sana çanta. Ver şu tabancayı. Ver tabancayı. Gel bakalım bile. Sesim o polis. Hüseyin tam zamanında geldin, aferin alın, sana. Alın. Vallahi çok tebrik ederim seni. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi. Babacığım. Hadi canım benim. Günümüz canım benim. Bana bir iyi misin? Tabii iyiyim be. İki ellense çektim. Bir kurt kapanı yaptım, bir herifi hallettim. Sinancığım iyi misin canım? Hep aksiyon, hep aksiyon Gülübük. İyiyim. Dün mücevherleri kurtardım, daha iyi oldum. Geçmiş olsun çocuklar. Sağ ol baba. Sinan abi şu mücevher çantasını alabilir miyim? Olmaz, o mücevherleri biz bulduk enişte. Bunlar bizim sayılır. Abi bunlar çalıntı mal, sahiplerine geri verilecek. Bırak. Vermem. Sinan! Osman Aga, gitti mücevherlerimiz. Ya o kadar uğraştık dedik, yine elimiz boş kaldı ya. Osman, bizim elimiz hiç boş kalır mı? Tabii ki kalmaz kardeşler. Niçin? Çünkü biz...